Sabah şeriflerin hayırlı olsun hünkârım. Senin de İbrahim. Gel. Bahsettiğim kitap nihayet elime ulaştı. Size de takdim etmek isterim. Hangi kitap? Prens Machiavelli'nin. Hünkârım, dün akşam iftar yemeğine sizi bekledik fakat teşrif buyurmadınız. Merak ettim, afiyettesinizdir inşallah. Biraz yalnız kalmak istedim. Gel otur. Monsieur Fauré bu kitabı eline dahi almak istemiyor hünkârım. Dediklerine göre bu kitabı şeytan yazdırmış. Sevilmek mi korkulmaktan daha iyidir? Yoksa korkulmak mı sevilmekten? Sence İbrahim hangisi daha iyidir? Bu zor bir soru. Zira ikisine de ihtiyaç duyduğumuz vakitler oluyor. Machiavelli'ye göre sevgiyle korkuyu bir arada görebilmek pek mümkün değil. Lakin ikisi arasından tercih yapmamız icap ederse korkulmak sevilmekten daha emniyetlidir diyor. Doğru söze ne denir? Fakat bazı insanlar emniyetli olmaktansa huzurlu bir şekilde ölmeyi tercih eder hünkârım. Huzur içerisinde ölmeyi herkes ister İbrahim. Lakin böyle bir şey var mıdır? Mümkün müdür? Bilhassa senin gibi, benim gibi makamlara sahip insanlara nasip olur mu? Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Rahatsız ediyorum sizi. Ne rahatsızı Hürrem, gel. İbrahim bana bir kitap hediye etti. Onunla ilgili sohbet ediyorduk. Ne hoş. Hünkârım, bu akşam vakfımın hatunlar için verdiği iftara katılacağım. Tabii müsaadeniz olursa. Müsaade senin Hürrem. Nerede olacak bu iftar? Kadı Efendi Bedesti'nde yapılmasını münasip buldu. Sağ olsun, hazırlıklarla da bizzat meşgul oldum. Mihrimah da gelecek mi seninle? Birlikte gideceğiz. Zira vakfı benden çok o idare edecek. Öğrenmesi lazım. Bu arada Şah Sultan da bizimle olacak. Hünkârım. Başka bir arzumuz yoksa ben. Çekilebilirsin. Böyle gel.